Kaydetmeye başlıyorum arkadaşlar yayını. Ve nereden başlayalım? Bir PowerPoint sayfası açarak başlayalım. Evet, şöyle yapalım. Ben yeni bir PowerPoint sayfası açtım. Boş bir sunu sayfası oluşturdum. Arkadaşlar, bu bizim boş sunu sayfamız. Boş sunu sayfamızda dikkat ederseniz kutucuklar var. Başlık eklemek için tıklatın, alt başlık eklemek için tıklatın. Ben yazıyı sadece bu alana yazabiliyorum. Diğer alanlara yazı yazamıyorum. Onun için mutlaka metin kutusuna ihtiyacım var. Şu anda giriş sekmesindeyim. Bir yeni slayt daha ekleyeyim. Yeni slayt eklemek için giriş modülünde yeni penceresine tıklayın, butonuna tıklayın ve bu sefer başlık ve içerik slaytını seçelim. Buraya bir başlık ekleyelim. Dijital okur yazarlık diyorum. Dijital okur yazarlık. Evet, buraya da metnimizi ekleyelim. Şu da bizim başlık slaytımızdı. Buraya da başlık yazalım. Buraya da daha çok isim dolduracağımız yer. Ben slaytı bu şekilde seçtim diye düzenim nasıl? Başlık ve içerik slaytı bu şekilde devam etmek durumunda değilim. Düzene geldiğimde başlık ve içerik slaytımı İki içerik slaytı olarak değiştirebilirim. Karşılaştırma slaytı olarak değiştirebilirim. Veya başlık ve içerik slaytı olarak değiştirebiliyorum arkadaşlar. Benim için PowerPoint sayfası iki hatta üç bölmeden oluşuyor. Şöyle çekelim. Birinci kısım ana hattımızın olduğu bu alan. İkinci kısım slaytlarımızın sıralandığı sol tarafta bulunan alan. Üçüncü kısım ise panonun yani yapmak istediğimiz işlemin eylemle ilgili işlemlerin detaylarını gösteren panomuz. Panomuzu şöyle kapatırsak iki temel alanımız var. Şimdi şu kısım benim şöyle yapalım. Şu kısım yani slaytların ana hattı benim çok işime yarayacak. Denemek için başlık ekletin diyor. Deneme bir diyorum ben. Deneme bir slaytımı 3 numaralı slayt seçili gördüğünüz gibi seçili slaytın üzerine ters tıklıyorum. Kopyala diyorum ve boş bulduğum alana hatta birinci ve ikinci slayt arasına yapıştır dedim. Yapıştır diyorum. Ne yaptım? Slaytımı yapıştırdım. Veya şöyle yapabilirim. İkinci slayt seçiliyken kısa yol tuşlarını kullanarak Ctrl C bu sefer 3 ve 4. slaytın arasına Ctrl V yapabilirim. Ve istediğim gibi ana hat slaytlar kısmından slaytların sıralamasını değiştirebilirim veya slaytları kopyalayıp çoğaltabilirim arkadaşlar. Çoğaltabildiğim gibi bunları da ne yapabilirim? Delete tuşuyla veya üzerine ters tıklayıp slaytı sil diyebilirim. Yani bu alan benim slaytımın ana hattını oluşturmam için bana çok büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Evet. Şimdi gelelim diğer kısımlara. Başlıklarla ilgili. Arkadaşlar şu alanı zaten biliyoruz. Word'den de çok aşinayız bu alana. Yine de kısaca şöyle bir yapalım. İşlemleri görebilmem için mutlaka yazılı alanımın seçili olması gerekiyor. Evet, ne? Yazı tipinden başlayalım. Yazı tipi kalibri. Kalibriden Arial'e geçirebilirsiniz. Punto kısmından yazının büyüklüğüyle oynayabilirsiniz.
Bunları zaten biliyorsunuz. Yazıyı veya punto olarak teker teker büyütebilirsiniz veya küçültebilirsiniz. Hemen yanındaki küçük A, büyük A butonundan yazıyı kalın hale getirebilir, italik hale getirebilir, altı çizili hale getirebilir, üstü çizili hale getirebilir veya arkasına gölgelendirme verebileceğinizi zaten daha önceki Word derslerimizden de biliyorsunuz. Bunun yanı sıra ne yapabiliriz? Madde imi ekleyebiliriz. Madde imlerinin seçeneklerini burada seçebiliriz veya yazdığımız yazıyı sıra numarası verebiliriz. Bunları da zaten biliyorsunuz. Bunun yanı sıra yazımızı hizalama işlemlerini buradan yapabiliriz veya çok fazla kullanacağımız şeylerden biri de yazınızı iki sütun, üç sütun haline getirmektir. Yazıyı sütun haline getirmek için de yine bu alanı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Metin yönü var. Hemen metin yönünü de bakalım. Seçili bir metnim var. Seçili metnimi metin yönünü değiştirmek için giriş sekmesindeki metin yönüne tıkladığım zaman istediğiniz şekilde metninizin yönünü değiştirebileceğinizi veya eski hale getirebileceğinizi göreceksiniz. Evet, devam edelim. Ben üçüncü boş bir slide açacağım şimdi ve ekle menüsünden devam edeceğim. Ekle menüsünde daha çok şekil, resim, fotoğraf, film, ses, nesne gibi materyalleri ekleyerek slaytımıza hareket katabiliriz. Örneğin tablo eklemekle başlayalım. Tabloyu nereye ekleyecekseniz arkadaşlar oraya tıklamanız yeterli. Ben şu alana tıklayacağım. Tablo eklemek için aynı zamanda pencerenin içindeki tablo ekle kısmına da tıklayabilirsiniz. Veya ekle menüsündeki tablo kısmına da ekleyebilirsiniz. Biz 5'e 5'lik bir alan açalım. 5 şuraya da şöyle. Evet, 5'e kaçlık oldu? 5'e 4'lük bir alan açtım. Tablom burada. Tablomla ilgili biçimlendirme özelliklerini tabii ki daha önce Word'de de göstermiştik. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Tasarımıyla değişiklik yapabilirsiniz. Efekt verebilirsiniz tablonuza veya tasarımsal işlemleri yaptınız ama bunun dışında tabii düzenle ilgili işlem de yapabilirsiniz. Hücrelerinizi örneğin birleştirebilirsiniz veya hücrelerinizi bölebilirsiniz. Bütün bu işlemleri de yine sizin tablo ekledikten sonra tablo araçları aktif olacak. Tablo araçlarından tasarım kullanarak burada işlem yapabileceğinizi biliyorsunuz diyelim. Evet, tablomuza ekledik. Başka ne yapabiliriz? Ekle menüsünden geliyorum ekle menüsüne. Resim ekleyebilirsiniz. Evet, bilgisayarınızda ne varsa hemen şöyle bir resim var. Resmi ekliyorum şuraya. Ekledik resme. Resmi küçültebilirsiniz, büyütebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizdedir. Resim araçlarından biçim menüsü aktif hale geldi gördüğünüz gibi. Biçim menüsünün aktif hale gelmesiyle beraber resmi biçimlendirebilmeye başlayacağım arkadaşlar. Resmi yeniden renklendirebilirsiniz. Veya yaptığınız işlemi sıfırlayabilirsiniz. Çerçeve ekleyebilirsiniz. Çerçevenin rengiyle ilgili değişiklikler yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Veya resminizi kırpabilirsiniz, döndürebilirsiniz. Hemen şöyle hızlıca geçiyorum. Tamam. Zaten bunlar sizin Word'den bildiğiniz şeyler. Veya işte ne demiştik? Resmi kırpabilirsiniz demiştik. Hemen resmi kırpalım. Evet. Şey. Şunu şuradan acaba bir çekebilir miyim? Resmi kırpalım. Resmi kırpmak için şekilli kırpabilirsiniz. Eğer Word'ünüz 2016 veya 2019 ise size bunlara olanak tanıyacaktır. Evet. Veya farklı işlemler yapabilirsiniz. Resmimizi ekledik. Yine ekle menüsüne geliyorum. Ekle menüsünde başka beni ne karşılıyor? Şekiller karşılıyor. Şekil ekleyelim.
aynı Word'de olduğu gibi bir gülen yüz ifadesi ekledim. Gülen yüz ifadesini tekrar biçimsel özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Bunu tekrar anlatmama gerek yok. Yine de şöyle bir sarı kafa yapalım. Şöyle içini de şu renk dolduralım. Resimleri birbiri üstüne getirdiğiniz zaman birini öne, birini arkaya götürebilirsiniz ki bu PowerPoint'te sıklıkla kullanacağınız bir şeydir. Biçim menüsüne geldiğiniz zaman örneğin gülen suratı en arkaya getirmek için en alta gönder dediğim zaman gülen suratı en alta, yazı metnini ise en üste getirmiş oluyorum. Bunu çok kullanacaksınız. En öne getir, en alta getir gibi. Burada bizim menüde butonlar var. Bunları sıklıkla kullanabilirsiniz. Mutlaka aklınızın bir köşesinde kalması iyi olur diye. Bilal, bilgisayar lazım bana. Evet, ekle menüsünde Bilal. Başka. Şöyle. Bilgisayar lazım bana. Bilgisayar dersi bu. Yazarak olmuyor. Evet. Kulaklık takılı değildi bende. Şimdi kulaklığı taktım. Sormak istediğiniz bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Efendim. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Şarj yok mu? Şarj bitmedi. Sesler geliyor ama anlayamıyorum. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Ekleyebileceğimiz neler var? Onlara bakıyorduk. Alt bilgi, üst bilgi ekleyebiliriz. Hemen şuraya yeni bir slide ekliyorum. Pardon. Evet. Ekledik yeni bir slide. Ekle menüsündeyiz. Burada belirtmek istediğim şeylerden bir tanesi şu. Örneğin ben metnimin iç PowerPoint'imin içindeki metin kutularını sildim veya kaldırdım veya ekstra bir metin kutusu eklemek istiyorum. O zaman ekle metin kutusu diyerek istediğiniz yere metin kutusu ekleyebilir ve metin kutularını istediğiniz büyüklükte istediğiniz yerlere ekleyebilirsiniz. Örneğin şuraya da ekleyelim. Örneğin bir tane daha ekleyelim. Metin kutusu. Evet, bu şekilde yapabiliriz. Arkadaşlar çok fazla ses geliyor. Sanıyorum bu sesler istemsiz olarak geliyor. Sizi susturmaya çalışacağım yani. Seslerinizin gelmesini engellemeye çalışacağım. Şöyle bir bakalım. Şöyle bakalım. Evet, hepinizi sessiz konuma getiriyorum. Ve ses açmanızı şimdi engelledim. Eğer bir şey söylemek istiyorsanız chat alanından bana yazarsanız ben de onu görmüş olacağım. Chat alanını da şu tarafa doğru yönlendireyim. Şöyle çekeyim. Evet. Pardon. Şöyle yapalım. Evet. Tamam. Evet, metin kutusu ekleyerek metin kutusu ekleyerek istediğiniz yerlere metin kutusu ekleyebilir ve metin kutusu içerisindeki yazılarımıza tabii ki bir farklı biçimlendirmeler yapabiliriz. Yani yeni slide'ın size tanıdığı metin alanları eğer size yetmiyorsa bu kısımları metin ekleyerek elde edebilirsiniz. Bunun dışında ne var? Şurada hemen bakalım. PowerPoint'ime alt bilgi ve üst bilgi gibi eklemek istiyorum. Nedir bu? Tarih ve saat eklensin. Bakın tarih ve saat ekle deyince hemen slide'ın sol alt köşesinde neresinde görülecekse ön izleme kısmında göründü. Tarihi hangi şekil formatıyla eklemek istiyorsanız onu ekleyebilirsiniz. Slide numarasını ekleyebilirsiniz. Bakın slide numarası hemen şu kısımda görülecekmiş. Alt bilgi ekleyebilirsiniz. Hemen şöyle alt bilgi ekleyelim. Online ders diyelim. Tümünü uygula dersek bütün slide'larımızda bakın online ders 26 Mart Perşembe 1
ikinci slaytımız, üçüncü slaytımız, dördüncü slaytımız hepsine alt bilgi gelmiş oldu. Benzer şekilde bu ne de yapabiliriz? Sadece tek bir slayta uygulayabileceğimiz gibi bunu tüm slaytlara uygulayabiliriz. Onu da nereden ayarlıyorsunuz? Tümüne uygula ve uygula kısmından ayarlamış olacaksınız arkadaşlar. Evet. Evet, film eklemek istiyorsanız, eğer varsa, örneğin benim şurada bir kütüphane dosyam varmış. Eğer canlı yayında bir sıkıntı olmazsa küçük bir film ekleyelim dedim. Filmin slide gösterisini nasıl başlamak istiyorsunuz? Tıklatıldığında başlatılsın istiyorum. Ve şu anda videoyu ne yaptım? Yüklemiş oldum. Eğer varsa bilgisayarınızda film indirebilirsiniz veya eğer ofis programınız 2016-2019 ise YouTube'dan indirebilirsiniz veya işte internetten indirebilirsiniz. Hem resimlerinizi hem videolarınızı. Bu size kolaylık da sağlayacaktır aynı zamanda. Ses ekleyebilirsiniz. Sadece ses dokümanı ekleyebilirsiniz. Ses kaydı yaparak ekleyebilirsiniz. Onu da yine bu alandan yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi geldik tasarıma. Tabii ben görsel bir şey yapıyorum. Görsel bir şey yaptığım için tasarımımın da bu görsel çalışmaya uygun olması gerekiyor. Burada Office bize çok fazla tasarım sunuyor. Dediğim gibi 2016-2019 versiyonlarında daha da fazla çeşitlilik sağlayacaktır size. Ben bu şekilde bir tasarım seçtim. Tasarım seçmem bu tasarımın rengini değiştiremeyeceğim anlamına gelmiyor. Bana farklı şablonlar sunuyor aynı şeye yönelik. Ben ne yapıyorum? Bunun rengini değiştirmek istiyorsam renkler kısmına geliyorum ve renkler kısmından istediğim renkte bu şablonu kullanabileceğim. Ben ne yaptım? Böyle lila gibi bir renk seçtim veya daha vurucu bir renk olsun istiyorum ama bakalım şu canlı cumba, canlı rengi seçtim. Seçtiğiniz tasarımın rengini değiştirebiliyorsunuz. Seçtiğiniz tasarımın tasarıma ait şablon yazı tipi vardır. Bu şablon yazı tipini değiştirebilirsiniz. Örneğin şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi ben yazı tiplerinin üstünde oynadıkça başlık ve isim yazısının değiştiğini görüyor olmanız gerekir. Evet, hissettiniz sanıyorum. Dediğim gibi bir tasarım seçtiniz. Tasarımın rengini değiştirebiliyorsunuz. Tasarıma ait yazı tipini değiştirebiliyorsunuz. Ve efektlerinizi de rengine göre değiştirebileceğinizi göreceksiniz. Evet, tasarımdan devam ediyoruz. Ne yapalım? Bir boş slide daha açalım. Giriş sekmesindeyiz. Şöyle bir yeni slide. Şöyle yaptık arkadaşlar. Evet. Tasarım kısmındayım. Arka plan stilleri var arkadaşlar. Arka plan stillerinde bize neler veriyor? Bir de ona bakmak istiyorum. Arka planı biçimlendirdeyim. Düz dolgu yapabilirsiniz arka plan rengini. Düz dolgu rengini kovadan seçebilirsiniz ve rengini değiştirebilirsiniz. Gradyan dolgu yapabilirsiniz. Gradyan dolgunun rengini değiştirebilirsiniz. Ve gradyanın nasıl olmasını istediğiniz belirlenmiş renklere göre nasıl bu radyal, doğrusal, dikdörtgen veya başlıktan gölgelendir gibi dolgunun, gradyan dolgunun nasıl olmasını istediğinizi tamamen kendinize ait olarak seçebilirsiniz. Daha sonra şurada da oynayarak, şuralarda da oynayarak saydamlığıyla, işte rengiyle oynayabilir ve istediğiniz tasarımı elde edebilirsiniz. Tekrar bir boş bir sayfa daha ekleyeceğim. Giriş menüsündeyim. Yeni slide ekledim. Tekrar tasarımdayım. Tasarımda arka plandayım yine. Arka planı biçimlendirdeyim. Arkadaşlar son olarak bu tasarım kısmında eklemek istediğim bir şey daha var. Arka planla ne yapmak istiyorsunuz? Dosyadan resim eklemek istiyoruz. Açtık dosyamızı. Şurada bir imajımız var. Ekle dedim. Arkaya ne oldu? Resim oldu. Olduğu gibi geldi dikkat ettiyseniz. Bu resmi saydamlaştırabilirim gördüğünüz gibi. Uzaklıklarıyla oynayabilirim. Şunu hatta bakın ortalamak için şöyle bir şey yaptım. Soldan yine yapalım. Üst taraftan biraz evet
Görüldüğü gibi arka plana silik ve soluk olarak seçtiğim resim otomatik olarak geldi. Şunu da şöyle çektiğimde resmi daha iyi göreceksiniz. Yani arka planınız sizin seçtiğiniz bir resim de olabilir. Bunu dosyadan seçmeniz için tasarım, arka plan stilleri ve resim veya dolgu dokusuna gelerek dosya kısmından resminizi seçmeniz mümkün olacak arkadaşlar. Tümünü uygula derseniz bütün slaytlarınızın arkasında bu resmi görmeniz mümkündür. Arka planı sıfırla derseniz de tekrar yine eski haline gelecektir. Evet, şöyle bir bakalım. Nasıl gidiyor diyeceğim ama sizin sesinizi kıstığım için duyamıyoruz şu anda. Evet, nasıl gidiyor arkadaşlar? Yazabilir misiniz? Burada benimle ders dinleyenler bana bir merhaba yazabilirler mi acaba? Evet, harika. Harikasınız. Çok teşekkürler. Tamam. Buraya kadar arkadaşlar sormak istediğiniz bir soru oldu mu? Zaten biliyorsunuz aslında PowerPoint'i. Ben sadece tekrar bir üstünden geçmek istedim bugün. Güzel. O halde devam edelim tasarımdan sonra. Ne geliyor? Bir bakalım. Zaten çok fazla bir şeyimiz kalmadı. Şu anda bizim için en önemli şey nedir? Animasyonlar. Animasyonları görmek için şurada bir resimler, şekiller eklemiştik. Şuraya bir başlık ekleyelim ve bu kısımdan devam edelim. Bir başlığım var. Bir tablom var, bir gülen suratım var, bir de küçük resmim var arkadaşlar. Bu sayfa üzerine animasyon ekleyeceğim şimdi. Animasyon eklemek için animasyon sekmesine geldik. Animasyon eklemek istediğimiz yeri ilk önce ne yapıyoruz? Seçiyoruz. Daha sonra burada benim animasyonlarım var. Animasyon ekleme kısmından şöyle soluk animasyonunu ekledik örneğin başlığımıza gördük. Veya değiştirelim. Farklı bir şey ekleyelim. Tekrar seçelim. Evet. Dama şeklinde getirtelim. Gördük. Burada bir şey var. Bakalım. Evet. İşte şu gülen suratımızı alalım. Gülen surata bir animasyon ekleyelim. Bu halde özel animasyon eklemek istiyorum. Efekt ekle dediğim zaman ben bu gülen suratın sunuya giriş yapmasını istiyorum. Nasıl giriş yapsın? Dama tahtası şeklinde giriş yapsın. Güzel. Şimdi bakın şurada özel animasyon kısmında ilk efektim nereye benim? Başlığa. Yıldız şeklinde parlayıp sönecek. Daha sonra gülen yüzü animasyonum var. Tıklatınca gelecek. Bakın zaten üstünde gezdiğim zaman hangi animasyonun nasıl geleceğini görüyorum. Şimdi tablomu seçtim. Tabloma bir animasyon ekleyeyim. Animasyon efekt ekle dedim. Bu halde gene giriş gelsin. Diğer efektleri görmek istiyorsanız gene diğer efektler diyerek gelebilirsiniz. Elması seçelim bu sefer ona. Evet, elmas şeklinde geldi. Şöyle yapalım. Hatta şöyle bir... Şöyle diyelim. Efekt ekle dedik. Giriş efekti. Şöyle kutu seçtik buna da. 3 tane animasyonumuz var. Ben bu animasyonların yerlerini değiştirebilirim. Sürükle bırak yöntemiyle. Buradan istediğim oynamayı yapabilirim. Ama gene başlığı birinci animasyon seçelim. Daha sonra gülen tabloyu ikinci, gülen yüzü üçüncü animasyon seçelim. Bunu da dördüncü animasyon yapalım. Efekt ekleyelim. Giriş efekti ekleyelim. Ne yapsın bu da? Uçarak girsin ve dördüncü animasyon olarak geldi. Daha sonra istiyorum ki bunlar teker teker kaybolsun. Seçtim. Neyi seçiyorum? Tablomu seçtim. Tablom efekt ekleyeceğim. Bu sefer çıksın.
Nasıl çıksın? Daralarak çıksın. Ondan sonra tekrar efekt ekleyeceğim. Neye efekt ekleyeceğim? Gülen yüze efekt ekleyeceğim. Gülen yüzün ne olmasını istiyorum? PowerPoint ekranından çıkmasını istiyorum. Uçarak çıksın. Daha sonra neyin çıkmasını istiyorum? Şu küçük resmin çıkmasını istiyorum. Efekt ekle. Çıkış. Bu sefer nasıl çıksın? Bu da kutu şeklinde çıksın nasıl olacaksa. Ve şimdi dikkat etmeniz gereken şey şu. Animasyon eklediğim her objenin yanında sayısal olarak imleçler oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu anda 7 tane ben animasyon eklemişim, efekt eklemişim. Bir numaralı başlık, bir numaralı animasyonum. Ona tıklatıyorum ve yürüt diyorum. Bakalım nasıl olmuş. Evet, şimdi teker teker kayboluyorlar. Gördük mü? Animasyon eklemek çok zevklidir, çok eğlencelidir ve özellikle şuradaki animasyon sekmenizde, bölmenizde animasyonların yerlerini değiştirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Size uygun seçenekler sunacaktır. Peki, benim animasyonlarım nasıl başlasın? Tıklatınca başlat diyebilirsiniz. Öncekiyle birlikte başlat. Öncekinden sonra başlat. Hani birinin animasyonu başladığında diğerininki de başlasın veya onunki bittikten sonra diğeri gelsin şeklinde de animasyonlarınızı ilerletebilirsiniz. Beğenmediğiniz animasyonları buradan kaldırabileceğiniz gibi animasyonunuzun şeklini de buradan değiştirebilirsiniz. Biz ne yaptık şu anda? Sadece giriş ve çıkış animasyonu yaptık. İsterseniz vurgu animasyonu yapabilirsiniz. Hani o dinleyicinin dikkatini çekmek için vurgu animasyonu yapabilirsiniz veya animasyonunuzun üzerindeki hareket yollarını da yine buradan seçebilirsiniz. Evet, böylelikle ne yaptık? Animasyonları kısaca geçiş yapmış olduk. Animasyonunuza ses ekleyebilirsiniz. Nedir bu? Alkış. Size de geliyor mu sesler? Büyük ihtimalle geliyordur. Daktilo, işte patlama gibi animasyon efektlerini kendinize seçebilirsiniz. Fare tıkladığında animasyonlarınızı başlatabilirsiniz veya her animasyonun başlaması için ona ayarlı bir saniye zamanlama ayarlayabilirsiniz diyelim. Ve gelelim artık sona doğru yaklaşıyoruz slide gösterisi kısmına. Slide gösterisinde arkadaşlar slide'ımı baştan başlat dersem nedir? Zaten hemen burada yazıyor. F5'e bastığınızda arkadaşlar slide'ınız otomatik olarak görünmeye başlayacak. Escape ile çıktım. Veya ben 3. slide'dayım. 3. slide'dan başlat dediğimde 3. slide'dan neyimi başlatacak? Benim slide'ımı başlatacak. Escape ile çıktım. Slide gösterisini ayarla dediğinizde slide'ın zamanlamasını, ilerlemesini gibi ayarlamaları yapacak. Onun dışında söyleyecek bir şeyimiz var mı? Burada söyleyecek başka bir şeyimiz yok. Bilmeniz gereken şey şu. F5'e bastığınızda kısa yol tuşu sizin slide sunumunuzu başlatacaktır. Ya da slide gösterisi başlat diyebilirsiniz veya slide'ınızı başlatmak için pencerenizin hemen altındaki slide gösterisi kısmına tıkladığınızda da slide'ınız geçerli slide'dan başlayacak şekilde gösterilmeye başlayacaktır. Şöyle bir baktığımızda başka nelerimiz var? Gözden geçiri şu an için geçiyorum. Çok fazla bilinmesine gerek bir şey yok. Görünüme geliyorum. Görünümde arkadaşlar üzerinde durmak istediğim birkaç şey var. Ona bakalım. Şu anda normal slide görüntüsündeyiz. İstersem slide'larımı bu şekilde slide sıralayıcı kısmında da görebilirim. Bunun benim için avantajı nedir? Slide'larıma daha iyi hakim olabilirim ve gerekiyorsa slide'larımın yerlerini buradan değiştirebilirim. Notlar sayfası var arkadaşlar. Notlar sayfası nedir? Her slide'da ilk dersimizde dediğim gibi slide'ın içine biz her şeyi yazmıyoruz. Dikkat çekici konuları yazıyoruz. Bu ne demek? Her slide'da yaklaşık 1 ila 3 dakika konuşma fırsatınız olacak sizin. Konuşmalı yapmak için hatırlamak istediğiniz şeyleri notlar alanına yazabilirsiniz ve buradan daha sonra okuma fırsatınız olacaktır veya çalışmak için yine bu kısımda kullanabiliriz. Gelen soruyu gördüm. Biraz sonra konuşalım arkadaşlar, olur mu?
Ne dedik? Notlar kısmına baktık. Slide gösterisi dediğimiz zaman zaten slide'ımız gösterilecekti. Dinleyici notu dediğiniz kısımda biraz önce yazdığımız notlar kendisini gösterecek arkadaşlar. Şöyle baktık. Ve benim tekrar normal görünüme gelelim. Çok detaylı bir PowerPoint sunumunda biz cetvel kullanabiliriz. Çünkü nedir? Ben işte buraya tablo ekleyeceğim. Tablom işte şu santimle şu santim arasında olsun diyebilirsiniz. Veya görüntü çok güzel olsun diye kılavuz çizgilerini kullanabilirsiniz. Bakın kılavuz çizgilerine bastığım zaman küçük kutucuklar karşıma çıktı. Eğer bunları görmek istemiyorsanız tabii ilgili alandan hem cetveli hem kılavuz çizgilerini kaldırmanız yine sizin tercihiniz olacaktır arkadaşlar. Evet, hemen hemen anlatacağımız her şey bitti. Şöyle bir tekrar bakalım. Biraz önce söylediğim notlar kısmına yine bakın. Not eklemek için buraya basabilirsiniz demiştik. Her slide için alacağınız notları burada tutabilirsiniz. Ama söylediğim gibi ben şu anda 2010 ofis programındayım. 2016 ve 2019 ofis programları size çok çok daha rahat uygulamalar yapma fırsatı sağlıyor arkadaşlar. Evet, şu anda tekrar gelelim şuna ve karşılıklı sorular varsa soruları alalım. Nasıl yapacağız acaba bunu diye bakıyorum ben de. New Share. Kapatıyorum. Şöyle çekiyorum bunu. Katılımcıları gördüm.